Selamun aleyküm. Kullanmaktan çok haz etmediğim sosyolog şapkamı başıma alarak sizlere bir iki hususu takdim edeceğim. Ondan sonra soru cevap suretinde devam etmek üzere nihayetlendireceğim. Hutbe-i Şamiye için burada toplanmış bulunuyoruz ve Üstad bu hutbeyi Şam'da vermiş malum. Emevi Camisi'nde Arap kardeşlerine bu dersi veriyor ve onlara bir reçete sunuyor. Şimdi Arap üstadlarımıza verdiğimiz bu konuşmayı, bu talkı, bu dersi acaba üstad kendi aleminde nasıl uyguladı? Yani Şam'da bu dersi verdik ama Türkiye'de Hutbe-i Şamiye nasıl uygulanabilir? Veya eski Said'in bu dersi yeni Said'de hangi sureti aldı? Benim kanaatim Hutbe-i Şamiye ki içtimai bir derstir. Yeni Said'de İhlas Risalesi suretini alıyor. İmani bir derse dönüşüyor. Yani Hutbe-i Şamiye'nin imani versiyonu İhlas Risalesi'dir. Hutbe-i Şamiye bir toplumsal manifesto, yani topluma ilişkin, cemiyete ilişkin bir manifesto iken, İhlas Risalesi cemaatsel bir manifestodur. Yani cemaate ilişkin bir reçetedir. İkisinde de örgütlenme, toparlanma, yek vücut olmanın dersi veriliyor. Bunun prensipleri öğretiliyor. Burada eski Said ile yeni Said arasındaki farka bir parça dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Hutbe-i Şamiye'yi irad eden Bediüzzaman İslam'ı kurtarmaya çalışıyor. Yani İslam'ın taşıyıcısı olan Müslümanları. Orada muhatap Müslümanlardır. Bu yüzden en genel adıyla İslam alemidir. İhlas Risalesini sık sık okutan Bediüzzaman ise imanı kurtarmaya çalışıyor. Yani imanın taşıyıcısı olan insanlara hitap ediyor. Nur talebelerine hitap ediyor bu misyonla yüklenmiş olanlara. İkisinde de bir fabrikanın çarkları hükmünde oldukları anlatılıyor. İkisinde de benzer ilkeler ders olarak veriliyor. Şimdi Bediüzzaman bu hutbeyi verirken hala Osmanlı vardı, İslam vardı. İslami kurumlar yaralı olmakla birlikte, dökülmeye başlamakla birlikte halen mevcut idiler. Daha sonra tek tek bu kurumlar yıkıldılar. İslam'ın medeniyeti çöktü. Batıdan gelen bir taun, kasırga, rüzgar bunları süpürüp attı. İslam'ı kurtarmak isteyen Bediüzzaman'ın yerine İmanı kurtarmak isteyen bir Bediüzzaman görmeye başlıyoruz. İman kurtulursa İslam evi yine inşa edilebilir. Ama iman kaybedilirse İslam evinin çok bir hükmü kalmaz. İslam ayrıca içtimai bir şey de olduğu için kimlikseldir, zahiridir ve hususidir. Yani ben Müslümanım dersiniz, işte devletiniz olur, kurumlarınız olur. Diyanet İşleri Başkanlığınız olur. İman ise ontolojiktir. İçseldir ve geneldir. Yani umumidir, evrenseldir. Evrenselin dilini kullanır. Bediüzzaman iman diliyle konuştuğu için Thomas Michel gibi insanlar onda ortak taraf çok buluyorlar. Ama sadece İslam dilini kullanmış olsaydı kendisi Müslüman olmadığına göre ortak hiçbir zemin bulamayacaktı. Mesela her birimizin bir ismi var, bir dili, bir kültürü var. Farklıyız. Kültürel oluş ve işleyiş seviyesinde hepimiz farklılaşıyoruz. Ama bir doktorun eline düştüğümüzde hepimiz bir oluyoruz. Ne diyorlar şeyde, hastanede? Hasta diyorlar mesela. Mesela böbrekleriniz ameliyat yapacaklarsa diyelim ki bir şey, orada isminizi bilmesi gerekiyor mu doktorun? Gerekmiyor. Sizi nasıl konuştuğunuz, nasıl yaşadığınızı bilmesi gerekiyor mu? Gerekmiyor. Çünkü çok içte temel bir şeye gidiyoruz. Aslında et olmuş oluyor. Başka bir ifadeyle cildin üstünden altına indiğinizde evrensel bir şeyin içine giriyorsunuz. Yani eski Said, İslami müesseseleri, İslam toplumunu kurtarmaya çalıştığı için içtimai hayatta da aktif idi. Yeni Said ise imanı kurtarmaya çalıştığı için içtimai hayattan çekildi. İçtimai hayatta olmasına gerek kalmadı. Çünkü içtimai hayat bir ölçüde kaybedilmişti.
Şimdi bu bir sürü açıdan ilginç sonuçlara yol açıyor. Onun için Risale-i Nur talebeleri veya Risale-i Nur, İslam'ın kışrıyla, dışıyla, kimliksel tarafıyla ilgili olan akademisyenler, İslamcılar, siyasetçiler açısından kesit bir şey olarak görünüyor. Yani Risale-i Nur pek anlaşılmıyor, dili ağır. Ondan sonra işte hani kuş böcekten bahsediyor imani olduğu için. Eski sahi daha bir cazibeli görünüyor. Çünkü içtimai meselelerden bahsediyor. Kimlik var. Siyaset var bir ölçüde. Başka bir ifadeyle eski sahi dış dünyada İslam'ın evini, çadırını, gemisini hariçten muhafaza etmeye çalışırken yeni Said içeriden muhafaza ediyor. İçeri girmiş ve kapıyı kapatmış. Çünkü dışarıda fırtına var. Onun için Nur talebeleri klasik haliyle dış dünyayı bilmezlerdi. İşte aydınların yazdıkları kitapları, siyasi şeyleri pek bilmezlerdi. İslam alemini pek bilmezlerdi. Kalbi bir muhabbetleri olabilirdi. Şimdi biz iman bir ölçüde garanti altına alındıktan sonra şimdi İslam alemiyle tanışıyoruz. Hutbe-i Şamiye o anlamda bir açılım olarak karşımıza çıkıyor. Nur talebelerinin ısrarla mesela biz kardeşiz hani Türk-Kürt gibi bir şeye ne ihtiyaç var demelerinin bir sebebi de budur. Çünkü Nur talebeleri insana insan seviyesinde yaklaştıkları için, iman asıl olduğu için orada cilde varmadan hep kalpte ve organlar seviyesinde bir en ontolojik diyelim seviyede bir muhatabiyet olduğu için kimliklere varmayan bir münasebet var. Fakat bugün bir dönüm noktasına gelmiş oluyoruz. Fırtına dinmiş, batının tasallutu büyük ölçüde geri püskürtülmüş ve Risale-i Nur hareketinin sayesinde iman bir anlamda garantiye alınmış. Tabi imanın sürekli muhafaza edilmesi ve yenilmesi gerekiyor malum. Ama içtimai hayatta kapı açılmaya başlanmıştır. Şimdi yeniden işte insanlar belki İttihad-ı İslam'dan bahsediyoruz. Belki bir gün Kur'an alfabesine dönüş konuşulacak. Belki bir gün hilafet kurumu konuşulacak. Bütün bunlar tekrar imandan İslam'a geçiş süreci olarak anlaşılması gereken şeylerdir. Şimdi bu mukayeseyi şunun için yapıyorum. Bediüzzaman'ın her iki dönemde de aslında tavsiye ettiği temel ilkelerde fazla bir değişiklik yok. Ama her ikisinin bulunduğu ortam birbirinden farklı. O yüzden farklı isimler alıyor. Mesela ilk dönemde sıdk vurgusu var. Bu daha sonra ihlasa dönüşüyor. Sıdk kelimesi, Hutbe-i Şamiye'deki sıdk kelimesi ihlas üzerine ihlasa dönüşüyor. İslam vurgusu imana dönüyor. Elbette Bediüzzaman için her zaman iman ön plandadır. Ama İslam vurgusu da çok belirgin bir şekilde görülebiliyor eski sahipte. Fakat yeni sahipte münhasıran iman vurgusu vardır. Çok evrensel bir dil kullanır. Şimdi Hutbe-i Şamiye'de geçen bir iki enteresan hususu paylaşmak istiyorum. Mesela Bediüzzaman diyor ki İslamiyet'ten milliyetimiz olarak bahsediyor. İslamiyet nasıl milliyet olabilir? O zaman milliyetten ne anlamalıyız? Bir de daha da enteresan olanı şu ifadesidir. Mesela bizden aldıkları seciye-i milliye, eğer ben ölsem milletim sağ olsun, çünkü milletimin içinde bir hayat-ı bakiyem var. İşte bu kelimeyi bizden almışlar ve terakkiyatlarında en metin esas da budur. Bizden hırsızlamışlar diyor. Bu kelime ise dini haktan ve iman hakikatlerinden çıkar. O bizim ehli imanın malıdır. Hem o ecnebilerin bizden aldıkları fikri milliyetle, ecnebilerin bizden aldıkları fikri milliyetle bir ferdi bir millet gibi kıymet alıyor. Yani Bediüzzaman diyor ki milliyet fikrini ecnebiler bizden aldılar. Acaba burada neyi kastediyor? Çünkü bir adamın kıymeti himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise o kimse tek başıyla küçük bir millettir. Kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir. Bazılarımızdaki dikkatsizlikten ve ecnebilerin zararlı seciyelerini almamızdan kuvvetli ve kutsi İslami milliyetimizle, tekrar İslam'ı milliyet olarak tanımladı, beraber herkes nefsi nefsi demekle ve milletin menfaatini düşünmemekle, menfaat-ı şahsiyesini düşünmekle
binadan bir adam hükmüne sukut eder. Bu neme lazımcılık hastalığını başka bir şekilde ifade etmiş olur. Şimdi demek ki Bediüzzaman İslam'ı bir milliyet olarak görüyor. Eğer söz konusu olan Müslümanlar ise bir milliyete dönüşüyor. Yani milliyet müspet bir şeydir. İnsanlar arasında tesanüdü sağlayan şeye milliyet deniyor. Demek ki İslamiyet insanları bir araya getiriyorsa o bir milliyete dönüşüyor. Dayanışma anlamına geliyor milliyet. Ve milliyetçilikten son derece farklı bir şeydir. Çünkü milliyetçilik ahiri yutmakla beslenir, ötekinin inkarıyla hareket eder. Ecnebiler milliyetin hangi şeklini aldılar diye sorduğumuz zaman başkalarına saldıran milliyetçilik olmasa gerek herhalde. Müslümanların malı olup da ecnebilerin aldıkları milliyet saldırgan olan milliyetçilik değil, bu müspet milliyet fikridir. Müspet milliyet fikri onlarda nasıl tahakkuk etmiştir? Şimdi burada 19. asra baktığımız zaman 19. yüzyıl öncesinde kilise veya krallık dediğimiz hakimiyet sistemleri var. İnsanlar üzerinde hakimiyet kuran kurumların oluşturduğu yapılar var ve bu yapılar çözülüyor. 19. asırda bu yapılar çözülüyor. İnsanlar çil yavrusu gibi dağılıyorlar. İnsanların yeniden bir araya toplanması ve adına şahs-ı manevi dediğimiz cemaatin oluşturulması için değişik projeler ortaya çıkıyor. Yani 19. asırda Avrupa'da çok mühim dönüşümler yaşanıyor. İlk kez toplum dediğimiz şey doğuyor. Adına toplum dediğimiz yani cemiyet 19. asırda doğuyor. Çünkü sanayi inkılabı olmuş, kapitalizm dediğimiz büyük laftır ama yani bu ticarileşme, insanların menfaat için çalışması, ekonomik kar amaçlı faaliyet ve eşya değiş tokuşu insanları birbirlerine nispet edip birbirlerine bağlıyor. Ve insanlar bu münasebet dolayısıyla, alışveriş dediğimiz münasebet dolayısıyla birbirleriyle bağlı olmaya başlıyorlar. Böylece toplum dediğimiz yapı ortaya çıkıyor ve toplum ortaya çıktığı için, ilk kez toplum 19. yüzyılda doğduğu için, bu toplum çalışmak için de sosyoloji denilen bilim ortaya çıkıyor. Yani sosyolojide toplumda çalıştığı nesne de 19. asırda ortaya çıkıyorlar. Bu şu demek, zaman cemaat zamanıdır, o zaman başlıyor. Yani şahs-ı maneviler çağı başlıyor. Fert tek başına dahi de olsa başarılı olamayacak anlamına geliyor bu. 19. asırda şahs-ı maneviler çağı başladığı için değişik ideolojiler, değişik şahs-ı manevi modelleri sunuyorlar. Bir iki tanesinden bahsedeyim sizlere. Mesela ekonomik liberalizm de şahs-ı manevi şirkettir. Bir şirkette insanlar arasında iş bölümü vardır, bir hiyerarşi vardır, bir münasebet vardır. Gönüllü olarak bir parçasıdır. Esaret sistemi değildir. Kilisenin tahakkümü veya kralın tahakkümü yok. İnsanlar önce atomize olmuşlardır, paramparça olmuşlardır. Bu atomlar sonra bir araya getiriliyor. Şirkette menfaat üzerinden bir şahs-ı manevi inşaatı söz konusudur. Ekonomik liberalizm de demek ki şahs-ı manevi şirkettir. Menfaat ekseninde inşa ediliyor. Marx'a baktığımız zaman şahs-ı manevi Marx'ta sınıftır. Sınıflar arasında bir savaş vardır. Fert tek başına hiçbir önemi yoktur. Marksistlere baktığınız zaman, Marksist reçeteye baktığınız zaman. Oradaki burjuvazi ve proletarya dedikleri yani işçi sınıfı, emek ile malik sınıf, sermaye sınıfı. Bunlar da ene ve hüvedir. Proletarya dedikleri işçi sınıfı hüvedir. Mutlak hayrı ifade eder. Emek kutsaldır diyorlar ya, işte emek mutlak hayır, yani dünyevileşmiş bir halini anlatıyorum size. Bu ideolojide bu hakikat, şahs-ı manevi hakikati nasıl dünyevi bir suret almış onu örneklemeye çalışıyorum. Dolayısıyla sınıf, emek üzerine inşa edilen işçi sınıfı mutlak hayrı, hüveyi ifade ediyor. Burjuvazi dedikleri sermayedarlar ise, o ise nefsi emmareyi ifade ediyor. Onun için onun üzerinde mutlak hakimiyet kurulması gerekir. Bu sebeple ne derler mesela?
Proletarya diktatörlüğü diye cafcaflı bir laf vardır. Bunun sebebi budur. Mutlak abd olması lazım. Yani ene hüveye tabi olmak zorundadır. Ademidir çünkü onun için yok edilmesi gerekiyor. Burada da görüyoruz ki mütehakim olan ene yok edildiğinde mutlak hüve hakim olmaya başlıyor. Hayır tahakkuk ediyor, cennete varılıyor. Milliyetçilikte ise şahsı manevi millettir, ulus. Burada da ulusa mutlak itaat talep edilir. Nasıl ki örgütlerde mesela terörist örgütlerde kimse itiraz edemez. Tarikatta mürit asla şeyhini tenkit edemez. Bırakın tenkit etmeyi, menfi bir şey düşünemez, düşünmemesi gerekir. Çünkü orada tesanüt, tebaiyet suretini almıştır. Milliyetçilikte de asla ulusu, milleti tenkit edemez. Tabi olman lazım. Kendinden üst görmen lazım. Mutlak bir surette erimen lazım. Yani 19. asırda Avrupa'da şahsı maneviler ortaya çıktı ve bunların mücadelesi var. Bu tabakat-ı beşer suretinde diyor. Üstte sınıflar çatışması var. Şirketler halini alıyor ticari faaliyette şahsı manevi. Ve milliyetçilik de ulus dediğimiz bu kitleyi oluşturuyor. İlmi açıdan da toplum dediğimiz yeni şahsiyet ortaya çıkıyor ki sosyoloji bunu çalışmaya başlıyor. Mesela Durkheim ve Weber gibi sosyologlar bu yeni ortaya çıkan toplumun marazlarını teşhise çalışıyorlar. Eskiden cemaat halinde olan bir köy ortamında bulunan insanlar şehre geldiklerinde müstakil hale getiriliyor, fert haline getiriliyor. Sonra bu fertler ticari hayata, sanayi hayatına entegre ediliyorlar işçi olarak. Bu insanlar cemaat duygusunu tadamadıkları için emekleri, çalışmaları onlara yabani kalıyor. Yani hürriyet duygusunu tadamıyorlar, malikiyet duygusunu tadamıyorlar. Buna yabancılaşma adını verenler var. Bu cemaat duygusunu tadamamanın, bu tesanüt ve ittihadı hissedememenin yol açtığı manevi açlığa mesela dünyanın büyüsünün kaçması Weber'deki ifadesi olur. Yani insan bir nesneye dönüştürülüyor ve kendisinden daha büyük, devasa bir şeyin parçası haline getiriliyor. İçinde çok büyük bir kuvvet üretiyor ama kendi içinde yoksullaşıyor insan. İnsanın maneviyatı yoksullaşıyor. Demek ki onların bizden aldıkları fikri milliyet, işte bu dayanışmadır, tesanüttür, cemaat olma halidir. Ve bu dayanışmayı sağlayanlar, ister bunu müspet anlamda millet şeklinde olsun, ister şirket şeklinde olsun, ister sınıf şeklinde olsun, bunu sağlayanlar başarılı oluyorlar bu çağda. Bediüzzaman şahs-ı maneviden şöyle de bahseder. Mesela İlahi Risalesi'nde diyor ki, sizler ve bizler öyle bir insan-ı kamil ismine layık bir şahs-ı manevinin azaları hükmündeyiz. Şahs-ı manevinin kamil insan olma şansı var ama tek tek bireylerin kamil insan olma şansı yoktur. Tek tek insan bir isim o şahısla tecelli eder, bir işte mükemmellik kazanabilir. Ama iş bölümü dolayısıyla her bir insan çok sınırlı bir şeyi yaptığı için onda bir meleke kesbediyor. Meleke de biz virtüöz diyoruz ya, mesela çok iyi bir müzik enstrümanını çalana virtüöz deniyor. Bu üstad demektir Türkçesiyle, üstad. Bir işte üstadlık kesbediyor, meleke kesbediyor. Eğer bir iş bölümü içerisinde herkes yaptığı işte meleke kesbetmişse, orada kemal bulmuş ise, o zaman bütünde bir kemal ortaya çıkıyor. Dolayısıyla şahsın sahip olamayacağı umumi kemal, yani bütün, tabiri caizse bütün Esma-i İlahiye'deki kemali şahs-ı manevi yakalayabiliyor. O yüzden de şahs-ı manevin gücü şahısta asla bulunamayacak bir güç olarak ortaya çıkıyor. Ben son bir şey de daha söyleyeyim. O da Risale-i Nur ne tür bir şahs-ı manevi inşasıdır? İhlas Risalesi'nde anlatılan. Şimdi mesela bir tarikata baktığımız zaman tarikat şeyh etrafında inşa olur. Orada da bir şahs-ı manevi inşa olur ama mürit mutlak olarak tabi olur. Bir başı vardır. Bir başı olan şahs-ı maneviler eğer o baş kesilirse ölür. Beden ölür o zaman.
Şahsa bağlı olduğu için. Mesela bir örgüt isen, terör örgütüysen, başın kesilirse veya başın hapse atılırsa büyük ölçüde ölürsün. Çünkü oraya bağlısın. Bediüzzaman öyle bir model getiriyor ki, başı olmayan bir beden. Çünkü başta neler toplanır? Duyular toplanır. Görme mesela, konuşma, duyma. Bunlar bütün hücrelere dağılıyor. Plazma gibi bir beden yapı ortaya çıkıyor. Her bir organ bir insan gibi oluyor. Ama bir insanın görme kabiliyetinden 1000 kat fazla görebiliyor. Dolayısıyla onun bir parçası kesildiğinde diğer parçası kendisini yeniden tamamen üretebilir. Mesela kertenkelenin kuyruğunu kesseniz kertenkele ölür mü? Ölmez. O kuyruk alan izniyle geri geliyor. Ama kertenkelenin kafasını kesseniz kafa da ölür, kuyruk da ölür. Bediüzzaman öyle bir cemaat, öyle bir şahsı manevi inşası, reçetesi sunuyor ki oluşan bu şahsı manevi, bu cemaat şahsa bağlı olmayan, maddi hiçbir şeye bağlı olmayan ve hiçbir şekilde engellenemeyen bir bedene dönüşüyor. Bunun üzerinde bir parça tefekkür ediniz. Teşekkür ederim.